Merhaba ben Erol Bugünkü videomuzda gerçekten fiyatı ile birlikte Türkiye'de güzel bir fiyatı çıkarsa biraz zor gibi tabii ki de dolar kurundan dolayı şu an güncel olarak bayağı bayağı yükseldi. Yani bir şey diyemiyorum ama Önceki zamanlar olsa da gerçekten Redmi Note 11 T Pro gibi telefonları almak bizim için çok çok kolay şeyler olacaktı. Şimdi bunlarla fazla kafanızı kurcalamayacağım. Maalesef ki fiyatından dolayı ve dolarlardan, vergilerden vesaire ondan bundan derken bu telefonları almamız hayal gibi bir şey oluyor. Ama Redmi Note 11 T Pro'ya baktığımız zaman gerçekten başarılı bir telefon. Ayrıca ismi de biraz garip değil mi? Hani Mi 11 T var tam serisi. Bir de Redmi Note 11 serisi var. Bunların ikisinin birleşimi gibi olmuş. Aslında öyle gibi hani birisinin performansını almış, birisinin ekranını almış, birisinin bataryasını almış vesaire. Bu şekilde bir düşünceyle birlikte bu telefonun ismini çıkarmışlar. Redmi Note 11T Pro. Bir de Plus modeli var. Plus'ında sadece farklı bir tane özelliği var. Ondan da bahsedeceğim. Şimdi Türkiye'de satılmayan fiyatı yani yurt dışında satılan fiyatı 250 Euro. Yani şu an GSM Arena'da ve elime ulaşan fiyatta bu şekilde. 250 Euro'luk bir fiyata sahip bu telefon. Peki 250 Euro'ya ne kadar denk geliyor? Hemen şuraya vergisiz bir şekilde ekleme çalışacağım. Vergileri hesaplayamıyorum çünkü bazen yüksek geliyor bazen vergilerden düşük geliyor. O yüzden dolayı vergisiz dolar kurunu yazacağım. Şimdi telefonun dış tasarımına baktığımız zaman öncelikle ön taraftan gerçekten ince çene kısmı veya çerçevelerle birlikte geliyor. Bunun dışında üst tarafında bulunan delikli kamerası gerçekten küçük diyebilirim. Arka tarafına geçtiğimiz zaman burada Xiaomi'nin Mi 12 serisindeki tasarımı direkt almışlar bu telefonu geçirmişler. Peki gerçekten güzel olmuş mu? Bence güzel olmuş. Mi 12'nin tasarımı güzel duruyordu. Bu telefonda da güzel ve hoş durmuş diyebilirim. Bu ne ek olarak dış tasarımında yan çerçeveler metal olarak geliyor. Arka tarafı ise cam olarak geliyor. Bunun dışında yan çerçevelerimiz dik olarak geliyor. Yani telefonu tuttuğunuz zaman yuvarlak yerine dik bir çerçeve hissediyorsunuz. Bence dik çerçeveler yuvarlak çerçevelere göre biraz daha iyi. Evet elinizi biraz kesebiliyor çok kullandığınız zaman ama bence kesinlikle kesinlikle bunun daha iyi olduğunu belirtebilirim. Son olarak ağırlık ve kalınlık kısmında ise 8.87 mm bir kalınlık 200 gramlık ise bir ağırlığı bulunuyor. Bu Pro Plus'a geçtiğimiz zaman 198 gram ağırlık 8.9 mm ise bir kalınlık bulunuyor. Yani arasında neredeyse hiçbir fark yok diyebilirim. Şu an Pro Plus elimde yok sadece Pro'su var ama arasında hani bence bir neredeyse fark yok. Zaten bunu birazdan anlayacaksınız. Gelelim ekran kısmına. Ekran kısmında eksi özellikleri de var. Fakat bunu dengelen gerçekten güzel bir özellik de var. 6.6 inçlik IPS LCD bir ekranla birlikte giriyor. Ekranımızın şu an özellikleri sanki böyle kötü gidiyormuş gibi gözüküyor ama içinde 144 Hz'lik bir ekran yenileme hızı desteği bulunuyor. Bu da gerçekten çok çok fazla yani telefonu kullanırken sırf o ekran yenileme hızından dolayı çok fazla zevk alıyorsunuz. Bu ne olarak? Yani IPS LCD dedik fakat AMOLED olmasını aratmıyor. Yani kalite olarak gerçekten AMOLED'in kalitesini aratmıyor. Dolby Vision desteği bulunuyor. HDR10 desteği bulunuyor. DCI Deeming ve DCI'nin renk uzayının %100'ünü de kapsayabiliyor. Yani ekranımıza baktığımız zaman tamamen kaliteli ve donanımlı bir şekilde geliyor. Fakat parlaklık olarak 650 nitlik bir parlaklığı bulunuyor. Bu parlaklık da kesinlikle özellikle şu anki yazın ortamında bizim gözümüzü kesinlikle tatmin etmiyor. Yani daha rahat görmeniz için gölgelere geçmeniz gerekiyor. Son olarak dış taraftan bir kullanış olarak baktığımız zaman IPS LCD dışında gerçekten çok çok kaliteli duruyor ve bence sırf telefon ekran için bile alınabilir. Şimdi batarya kısmına geçtiğimiz zaman Redmi Note 11T Pro'da Plus'ta 5080 mAh'lık batarya ve buna ek olarak 67 Watt desteği bulunuyor. Pro Plus'a geçtiğimiz zaman 4400 mAh'lık batarya ve 120 wattlık bir şarj desteği bulunuyor. Şarj olma sürelerinin ikisini de buraya yazacağım. Fakat 11T Pro için konuşmak gerekirse kesinlikle bataryası sizi çok rahat 2 günü çıkartacaktır. Yani 144 Hz'de kullanmazsınız ama 144 Hz'de kullanırsanız bir günü rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Bunun dışında ikisinin de şarj olma süreleri gerçekten çok çok hızlı. Tabii ki de Pro Plus'ın biraz daha hızlı ama Pro'nun şarj olma süresi de 40 dakika falan. O da kesinlikle sizi tatmin edebiliyor. Ek olarak oyunlar için yaratılmış bir telefonlar olduğunu belirtebilirim her iki telefonunda. Zaten birazdan işlemcilerine de geçeceğiz. İşlemci de Mediatek olarak geliyor. Genel olarak baktığımız zaman batarya kısmında her iki telefonda başarılı. Evet Pro Plus biraz daha geriden gelebilir. Çünkü 4400 mAh'lik batarya var. Ama bu sefer de 20 dakikada şarj edebiliyorsunuz. Da yani aslında dengeleyip aslında bir yerden alıp bir yere vermişler her iki telefon için. Yani arasındaki farklar kesinlikle sadece bu. Ben burada tercihim bence Pro olurdu. Pro Plus'a bence gerek yok. Kamera kısmına geçtiğimiz zaman kamera kısmında 64 megapiksel değerinde ve 1.9 diyafram kapatma sahip OIS'i desteklemeyen ACE destekleyen bir kamera sensörüyle birlikte giriyor. Bu kamera sensörünün gerçekten başarılı olduğunu belirtebilirim. Ayrıca OIS'un olmaması da sizi üzmesin. OIS kadar kaliteli bir şekilde titreşimsiz videolar çekebildiğini de belirtebilirim. Gece geldiğimiz zaman fotoğraflar ve videolar konusunda fotoğraflarda güzel işler çıkartıyor fakat videoya geldiğimiz zaman tam istediğim performansı yakalayamadı. Yani güzel çıkıyor ama tam böyle istediğim performansı tam anlamıyla yakalayamadı. Bir de fotoğraf çekerken biraz uzun sürüyor çekmesi bazen. Yani titreşimli bir şey çekecek, hareketli bir şey çekecekseniz gece biraz kötü çıkabiliyor. Ana kamerası bu şekildeydi yani gündüzleri başarılı, gece de bazı sıkıntılar dışında güzel bir şekilde çalıştığını belirtebilirim. İkinci kamerası 8 megapiksel derinde ve f2.2 diyafram açıklığına sahip standart ortalama bir Android'in geniş açı kamerası. Üçüncü kamerası ise makro çekim kamerası olarak kiliyor bu da güneşli ortamlarda ve ışıklı ortamlarda güzel işler çıkartabiliyor. Bunun da değeri 2 megapiksel derinde ve f2.4 diyafram açıklığına sahip olarak kiliyor. Arka taraftan ayrıca 4k 30 fps videolar çekebilirken 1080 80 60 fps videolar çekebilmenize olanak sağlayabiliyor. Ön tarafa da geçtiğimiz zaman burada 16 megapiksel derinde ve 60 fps desteklen güzel bir kamera sensörü ile geliyor ve bu tarafta da AC destekliyor. AC desteklemesi güzel bir şey. Titreşimsiz videolar çekebiliyorsunuz ön taraftan. Ve ön kamerasının standarda göre biraz daha iyi olduğunu belirtebilirim. Gün üzeri çok iyi şekilde fotoğraflar ve videolar çekebilirken gece geldiğimiz zaman fotoğraflar konusunda yine idare eder ki idare edebiliyor. Videolar konusunda da yine hafiften de olsa güzel videolar çekebiliyor. Fakat 60 çektiğiniz videolar biraz daha karanlık oluyor. 30 karede çekerseniz biraz daha aydınlık oluyor. Son olarak kamera kısmını değerlendirmek gerekirse bence çok çok kötü bir kamerası bulunmuyor. Kesinlikle sizi idare edebilecek bir kamerası bulunuyor. Bir tek sıkıntısı bütün Xiaomi ve Android telefonların sıkıntısı olan Instagram'da vesaire paylaştığınız zaman bu videoları maalesef ki aynı kalitede paylaşamıyorsunuz. Gelelim Yonga kısmına. Yonga kısmında Dimin City 8100 işlemcisi bulunuyor. İsmiyle birlikte hafiften bize böyle bir göğsümüzü kabartıyor. Acaba gerçekten güzel bir işlemci mi diyoruz? Evet gerçekten güzel bir işlemci ama o kadar da iyi bir işlemci değil. 5 nanometrelik üretim teknolojisiyle birlikte gelirken bu işlemcimiz 775 binlik bir Antutu V9 puanı ile birlikte geliyor. Snapdragon'un 8 Gen 1 işlemcisiyle kıyaslayacak olursak şu şekilde söyleyeyim. Oyun performansı olarak 8 Gen 1 98 puan alırken burada 8100 ise 91 puan alıyor. Bunun dışında batarya kısmında kesinlikle ve kesinlikle Snapdragon'un 8 Gen 1 işlemcisinden daha iyi. 8 Gen 1 89 puan alıyor. 8100 ise 93 puan alıyor. Yani batarya kısmında Kesinlikle bu işlemci iken diğer kısımlarda Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisi biraz daha hafiften de olsa öne geçiyor. Yani işlemcimiz kesinlikle her türlü oyunu en yüksek ayarlarda en yüksek kare hızıyla birlikte açabiliyor. Yani bu işlemci kesinlikle sizi ileriye yönelik üzmeyecektir. Ve ayrıca LPDDR5 RAM tipi buna olarak UFS 3.1 depolama biçimi gibi özelliklerle birlikte ileriye yönelik donma kasma gibi şeyleri zaten görmeyeceksiniz. Yani gerçekten işlemcimiz ve donanım kısmında bu telefon çok çok başarılı. 6 ve 8 GB RAM'e sahip modelleri var ve depolama kısımda ise 128'lik 256'lık modeller bulunuyor. 11T Pro Plus'a geçtiğimiz zaman burada 512 GB depolama alanına sahip modelleri de bulunuyor. Hafıza kartı maalesef ki bu telefonlara bulunmuyor. Ayrıca üzerinde çift hat desteği ile birlikte telefonlarınızı kullanabiliyorsunuz. Kablosuz bağlantılar kısmında tahmin edin 5G desteği var mı? Tabii ki de 5G desteği var çünkü yeni ve güncel çıkmış bir işlemci. Olmaması zaten ayıp olurdu. 5G desteğini bu telefonda kısacası bulabiliyorsunuz. Diğer kablosuz bantlar kısımlarında ise Wi-Fi 6 ile birlikte geliyor. NFC desteği bulunuyor. kızılötesi sensör desteği bulunuyor. Bunlar donanımlı olarak gelirken Bluetooth versiyonu ise ilk kez bu telefonda görüyorum şu anlık. Bluetooth 5.3 olarak geliyor. Suya ve toza karşı dayanıklı kısmında ise yine sertifikası bulunuyor. Sudan ve tozdan kesinlikle korkmadan bu telefonu kullanabiliyorsunuz. Ses kısmında ise çift toparları bulunuyor. Çift toparları ile birlikte güzel sesler çıkartabiliyor. Ve buna yakalarak HRSL sertifikası da bulunuyor. Ses olarak da şöyle betimli. Yani gerçekten yüksek bir sesi var. Çift hoparlör ile birlikte yüksek bir ses verebilirken dolbu atmosfer ile birlikte de gerçekten bu kaliteyi arttırıyor. Bass ve tizler konusunda da gerçekten çok çok başarılı. Son olarak 3.5 milimetrelik jack girişi bu telefonların her birinde de yine bulunuyor. Kablo kulaklıklarınızı bu telefonlara takabiliyorsunuz. Güvenlik kısmında ise parmak izi okuyucusu yan tarafta bulunuyor. Yan taraftan bulunan güç tuşu birlikte ekran kilidinizi açabilirken isterseniz yüz tanıma ile ekran kilidinizi yine açabilirsiniz. Ve bunların gerçekten ikisinde de çok çok hızlı çalıştığını belirtebilirim. Fakat sevmediğim bir özelliği var. Bildirim ışığı maalesef ki bu telefonda bulunmuyor. Onun için bazen sıkıntılar yaşayabiliyorum. Yani bildirim ışığı bulunsaydı gerçekten daha güzel olabilirdi. Soğutma ve ısınma kısmında ise telefon neredeyse ısınmıyor. İçerisinde 3D Vamper, soğutma ve daha lekit soğutma sistemi var. Bunlarla birlikte telefonu gerçekten çok iyi bir şekilde korumuşlar ısınmaya karşı telefon ne kadar ısınırsa ısınsın çok çok fazla ısınmıyor yani evet ısınıyor ama o kadar abartılacak kadar ısınmıyor yani hem işlemcisiyle birlikte hem soğutma sistemiyle birlikte çok rahat ve ferah bir şekilde çalışabiliyor fakat yazın tabii ki de biraz daha fazla ısınacaktır bunu da söyleyeyim çünkü yazın gerçekten sıcak olduğu zaman isterseniz alt tarafına buz yapıştırın yine telefon sıcaklıyor Kızcası telefon bu şekildeydi. Genel olarak erk 250 euro. 1300-4500 TL arası bir fiyata denk geliyor tahmin olarak. Şimdi bu 4500 TL'lik fiyat vergilerle birlikte 6-7000 TL bantlarına kadar çıkarsa hani 6000 TL bantları kesinlikle alınabilecek bir kıvamda olduğunu belirtebilirim. Özellikleri güzel, tasarımsal olarak güzel yani bilmiyorum. Bence o fiyata çıkarsa kesinlikle kesinlikle alınabilecek bir cihaz olduğunu belirtebilirim. S20 Fan Edition'ı da fiyat performanslığından kesinlikle sollayabilir. Evet bazı yerlerde S20 Fan Edition geçer bazı yönlerde de bu telefonuna geçer. Türkiye'ye resmi olarak geldiği zaman karşılaştırmalarını da zaten yapmış oluruz. O zaman bir dahaki videoda kadar görüşmek üzere. Yorumlarınızı alt tarafta bekliyorum. Hoşçakalın.